Günaydın. Biz şimdi annem de kahvaltıdaydık. Yeni yılın son kahvaltısını yaptık. Ay, herkese günaydın demek için açtım. Şimdi dükkana gidiyoruz. Ay. Kaçta kalktım sabah? 7 yoktu. 6.30 falandı kalktım sanırım. Gece de 3'te yattım. Yine uykusuz bir gün beni bekliyor. Sami'cim günaydın demek ister misin? Günaydın. Allah şerifleriniz ayrı olsun. Amin inşallah. Evet, bugün yılın sonu. İnşallah 2021'de bu koronavirüs belasından, şu maskelerden inşallah kurtuluruz. En büyük temennim şu an o. Biz emniyet kemerimi takmadım. Şimdi dükkana gittiğimiz gibi siparişlere başlayacağız. 10 tane isim kolye siparişi geldi dün. Önce onu yapacak. Onun dışında birkaç tane daha var. İsim kolye. Onların isimlerini bilmiyorum daha. Gidince onları not alacağım. Ondan sonra yatak odamdaki ya da oturma odamdaki çerçevelerim için içlerini böyle biraz farklılık olsun dedim. Arada bir değiştirebileceğim posterlerim olsun dedim. O yüzden canım Şevvalime, Baskışah. Herhalde bilmeyen yoktur, Instagram sayfası var. Bütün tablolarımı ben oradan yaptırıyorum. Ona değişik iki tane iç çerçevelerimin içi için iki tane değişik poster yaptırdım. Sağ olsun o da buldu o resmi ve bastı. Gerçekten işinde çok iyiler. İlk önce onu uğrayıp alacağız. Çünkü çıkışta biz kapatabilirler. Allah'ım, bu adam benimle aynı arabadayken sürekli maske takıyor. Sanırım benden korkuyor, benden koronavirüs bulaşacak diye. Benden sana geçmiş. Ay, yani ben de inandım. Ay, aşılar da gelmiş bugün. Bakalım kimler vurulacak? Sizce vurulmalı mıyız, vurulmamalı mıyız? Bence vurulmalıyız. Ben vurulacağım Allah'ın izniyle. Esnafa hemen vurulmaya başlansın. Hemen vurulabilirim. İstiyorum yani. Şimdi 4 gün evdeyiz. 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Bu yasak günlerinde ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Aa, var bir fikrim var. Olmaz mı? Nilgün'de fikir bitmez. Çok güneş vuruyor ama. Fayans, mutfağımın fayans arasını biliyorsunuz. Hani duvar kağıdımla çok karmaşık oluyor diyordum. Ay çok ama şey çıkıyorum güneşten. Mutfak fayansım ve dolabımın arasındaki mutfak dolabımın altındaki fayans ve yan duvarımdaki yeşil duvar kağıdı biliyorsunuz çok karışıyor. Ben onların ikisine de kıyamıyordum ama sanırım duvar kağıdımdan vazgeçmeyeceğim. Mutfak fayansımı boyayacağız. O renkli olan fayanslarımı dümdüz beyaz boyamayı düşünüyorum. Bugün boyayı alacağım. Ne zamandır istiyordum. Hatta Trendyol'dan söyledim. Kargo geldi Köseköy'e ama geri gitti. O yüzden bugün İzmit'ten kendim tekrar alacağım. Hatta dükkana girmeden onları alsak iyi. Çünkü bugün yeni yıl, yılbaşı. İşlerin ne kadar yoğun olacağını kestiremiyoruz. Ben gideyim de sen sonra alırsın. Ay, ne kadar güzel bir dünya. Benim yetiştirmem lazım. 10 parça bir gün var. Neyse ben onu düşüp hallederim. Gül ablanın var. Tamam, ben onu hallederim. Önce Baskışah'tan alalım da sonra gidip o boyayı alırım. Dümdüz beyaz boyayacağım ya. İnşallah siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Böyle karışık olmasın istiyorum. Daha böyle fresh, ferah bir görüntü olsun istiyorum. Bakalım boyayacağım nasıl olacak. Bugün enerjik olalım ya. Sen de böyle daha enerjik ol. Sakin olma. Bugün enerjik ol. Bahanemiz bu yani. Sabah yeni yıl. Buraya geldim. Mal getirdim abi. Sabah kalkıp babamın bir yere mal gitmesi gerekiyordu, onu götürdüm. Böyle bugünü bahane bulalım kendimize. Yeni yıl, yılbaşı. Hani bunu kendimize böyle şey sebep bularak daha böyle enerjik olalım. 3 saatlik uykuyla mutlu makyajımı yapıp sizin karşınıza çıktım. Siz de izleyin bu vlogu, olur mu? Bak, izlemeden beğenmeden geçmeyin. Lütfen. Emek var burada. Emek, uykusuzluk var. Şimdi hemen isim kolyelere başladık. İsimleri göstereyim. Müşteriler Arap. O yüzden isimler biraz farklı.
Umi, Salma, Aysa, Yusra, Sumaya, Fatima, Halima, Safa, Dada, Reyhan. Çok değişik isimler var. Arapmış kendileri. Şimdi önce bunlara başlayacağız. Sonra diğer siparişlere başlayacağız. Ben dükkana geldiğimde işte telefonum şarjı bitmişti. O yüzden çekim yapamadım. Annem yufka istedi. Ona yufka almaya gittim. Mutfak dolabın fayansı için boya bakmaya gittim. Ama istediğim antik beyazdan yokmuş. O yüzden öğleden sonra gelebilir ürün dedi. Öğleden sonra tekrar gidip bakacağım. Küpelerimi göstereyim bu arada. Bugün bunları taktım. Umarım iyi gösterebiliyorumdur. Şöyle küçük yıldızı. Bunlar çok modern, güzel duruyor. Bugün yeni yıl. Ya bu birazcık şıkır şıkır takınalım dedim. Ay bakalım bugün yoğun bir gün mü olacak hiç bilmiyorum. Maskeni kapa gel. Konuya girecek biz Serdalan. Kim o? Annem. Blok. Ha ben de annemle anladım. Hayır. Bir de Esra İkinci Yıldız tanıyorsunuzdur muhakkak. Ona bir bileklik yapacağız. Daha doğrusu ismi yazıldı. Miran yazıldı. Bileklik kısmı örülecek. Onu da size gösteririm. O da buradan görmüş olur belki kargosundan önce. Kargonun eline ulaşmadan önce. Burada kanalında izler. İp rengini bana bıraktı. Bilmiyorum kırmızı ya da siyah ne renk yaparız. Her ikisi de güzel durur diye düşünüyorum. Böyle her şeyle takabilir. Yeni yıl hediyeleri için şimdi gezmeye başladı insanlar. Koronavirüs olsa dahi hediye alınıyor yalnız. Gerçekten bu sabah gelirken ablamların yardımlaşma derneği için doğudaki çocuklarımıza üşümesinler diye atkı bere örüyor ev hanımları. Ablam da işte öncülük yapıyor bu olaya. O topluyor sonra oraya kargoluyor. Bir sanat sokağında bir mağazaya bırakmış bir bayan atkı şapka bırakmış. Onları almaya uğradım. Mesela hemen orada bir beyefendi şal alıyordu eşine, kızına birkaç tane şal hediye paketi yaptırıyordu. Ve bugün pasaja şimdi geldim sayılır ben daha işlerimi halledip. Kaç kişiye hediye bakmak için geldi. Yani koronavirüs de olsa sanırım insanlar bu 4 günlük yasakta bugünden daha bir yerlere kaçıp kutlayıp hediyeleşmeyi düşünüyorlar. Bugün 200 atkı beri kargolanmış. Yani bayanlar elde örüyor. Elde örmesini bilmeyenler ip satın alıp veriyor. İşte ablam onları örmek isteyenlere ipleri veriyor. Hani ip alamam ama örebilirim diyen insanlara ulaştırıyor. Eğer böyle bir şeye katkıda bulunmak isterseniz ya da işte çocuklarımız üşümesin kampanyasına siz de katılmak isterseniz bana yorumlarda yazın ya da Instagram hesabına DM'den ulaşabilirsiniz. Adresi veririm, siz de kargolayabilirsiniz. Yani bence çok güzel düşünülmüş bir kampanya. Oradaki çocukların tabii ayaklarında, üstlerinde, başlarında böyle sıcacık tutabilecek şeyler çok fazla yok biliyorsunuz o tarafın durumlarını, yani oranın durumlarını. O yüzden eğer böyle bir şey yapmak isterseniz bana ya da ablama ulaşabilirsiniz. Yardımcı olabilirim seve seve. Şu an üçüncüsünde. Bunlar el yazısı şeklinde kesilecek değil mi? Kesiliyor. Hı hı. Şimdi gören diyor ki ne kadar kolay kesiyor. Ama gerçekten öyle görünüyor. Ben bir defa elimi aldığımda var kaç tane kıl desteri kopardım. Bu müşteriyle yaşadığım hikayeyi anlatayım mı? Olur. Dur bluetooth'umu kapatayım ya kulak. Neyse anlatsın. Bir gün sevgililer günü çocuk sevgilisine hediye yaptırmayı unutmuş. Abi dedi bir saate en geç almam lazım. Dedim tamam hadi senin işini hallederim otur dedim yapayım. Oturumu yaptım ben yarım saatte falan bitirdim. Sonra bana dedi ki o zamanlar işte kaç ya 60 lira mı yapıyordum. Abi dedi yarım saatte dırt dırt yaptın dedi 60 lira çok değil mi dedi. Bir sinirim bozuldu. Dedim ki gel otur buraya. Her şeyini hazırladım. Gümüşü çektim falan verdim eline. Deliklerini verdim. Testleri de verdim. Sen onu kes dedim.
Ömrüm boyunca bu dükkandan istediğin zaman istediğin kadar ürün alabileceksin dedim. Ama kesemezsen dedim 100 liranı alacağım. Tamam dedim. Çocuk oturdu aşağı yukarı 10-12 tane kıl kırdı. Oh. Bir harf kesemedi. Sonra dedi ki abi yok dedi. Gönlünde gibi değilmiş dedi. Helal hoş olsun demiştim. Ben sonra çıkardı 100 lira. Verdim yine ben 40 lirasını. Dedim bir daha böyle bilmediğin işe dedim. Şey yapma. Kolay gözükebilir ama dedim zor yani. Tabii canım. Bunda kaç yılın şeyi var, şimdi, pratikliği var. Şimdi ben fırsattan istifade, şu an bir işim yok. Madame Coco'ya gideceğim. Orada böyle Esra'da gördüm. Çok güzel. Konuşamıyorum ya ben. Heyecan yapıyorum kamerayı açınca. Espresso bardakları varmış Madame Coco'da. Ama böyle gerçekten Türk kahvesi de içebileceğiniz gibi bardaklar. Onlar indirime girmiş. Hatta bayağı bir ürün sanırım Madame Coco'da indirime girmiş. Şey yapacağım. Oraya gideceğim. Belki sizin için de biraz çekerim ama müzik olabilir orada. Oraya ben de müzik koyarım. Size de göstermiş olurum. Vlog da yarın şeye girer. Yani yayına sokarım vlogda. Siz de internetten falan alabilirsiniz. Beğendiğiniz bir şey olursa. Bugün çektiğini bir yıl sonra mı paylaşacaksınız? Ay ne kadar iğrenç espriler. Diyor ki bugün çektiğini bir yıl sonra mı paylaşacaksınız? İlkokulda falan böyle illa yapardık ya. Muhakkak ama. İşte çıkarken okuldan seneye görüşürüz. Ben bugün kapatırken böyle öyle yapacağım size. Seneye görüşürüz diyeceğim. Bu arada yine bir dükkan hırkamı giydim üstüme. UFO çalışıyor fakat ama yine de üşüyorsunuz. Yani alttan soğuk olduğu için ayaklardan üşüdüğünüz için vücudunuz ısınmıyor gibi. Şimdi dükkana çok yakın olduğu için Madame Coco. O yüzden hemen böyle üzerimde bununla çıktım. Ama çok kalabalık. Gerçekten bak burası ara sokak yani. Ara sokakta bu kadar insan var. Fethiye Caddesi bayağı kalabalık. 720 kişi aynı anda olabiliyormuş. Bence şu an tam 720 kişi var yani şeyde caddede. Çok çok kalabalık. Geldim şimdi. Ne Madame Coco'da ne İngiliz Oldu. Hiçbir şey bırakmamışlar. Sanırım indirim var diye yağmalanmış. Şimdi dükkana geldim. Bitirme müşterimiz var. Görüşürüz. İsim kolyeler bitti. Şuradakiler altın kaplı. Şu ikisi gümüş. Değil mi? Evet. Kameradan baktığım için ben de şöyle bakayım. Ama çok güzel gerçekten. Ellerine sağlık Sami. Amin. Arap ablalarımız. İyi günlerde kullansın inşallah. Şimdi esnafın isim kolyeleri var. Onları da kesecek. Ama bu kadar isim kolye yeter herhalde. Göstermeyebilirim. Esra'nın bilekliğini gösteririm bir de size. Şeyde böyle şu çeyrek altın mesela kolumda var ya bunun gibi kenarı makrome örgüde. Ama onunki isim olacak. İsim yazacak.
İşlerimiz biteli bir yarım saat kadar oldu sanırım. Sonra biz de kumsalı mutlu etmek adına, yani çocuklar bekliyor böyle gecelerde, hediye bekliyorlar. Onun için böyle küçük küçük şeyler alalım dedik, Samir'e çıktık. Bir hediye çantası aldık ona, kırmızı. Onun için de böyle ufak tefek hediyeler aldık. Samir, sen gösterebilir misin? Size bu arada şey göstereyim. Esracığımın oğluna yaptığımız, şöyle şurada göstereyim. Miran yazılı. Gösterebiliyor muyum? Tersten göstereyim bir saniye. Şöyle Miran yazılı isim bileklik yaptık. Umarım güzel günlerde kullanır. Sonra kumsalınkileri göstereyim şimdi. Şöyle bir oduncu gömlek aldım. Çok istiyordu. Evet, oduncu gömlekleri Ama çok seviyor. sistemi çok seviyor. Ona böyle ufak Kedili ve yılbaşı. çorap aldım. Ondan sonra kar spreyi aldım. Akşam onunla beraber camı süsleyeceğiz. Kitap aldım okuması için. Şöyle bir Sherlock Holmes. Kişisel gelişim kitabı. Sebahattin Ali. Ali. Vizyon ve misyon. Söz söyleme ve diksiyon Söz söyleme ve diksiyon sanatı. İnşallah sanatı. güzel günlerde okur bunları, keyifle İnşallah. okur. Kitap okumayı şu an çok seviyor. Ben kitap okuyan insanı çok severim. Evet, Sami çok okuyor ama yani lavaboya bile gittiğinde elinde kitapla duruyor. Şimdi yalnız bu karton çantayı aldık. Üzerine böyle bir kurdaleli bir süs bulamadım. Şimdi onu da bulacağım. Başka ne almıştık biz ona? Başka sana aldık. Bana Diğerleri almadık. banaydı. Ben de siyah düz bir elbise aldım kendime. Bir de leoparlı bir elbise aldım. Neyse, onları sonra giydiğimde görürsünüz artık. Şey aldık, fayans boyası Ha, aldık. fayans boyası aldık. Evet, bu 4 günde şimdi sizlerle birlikte mutfak değişim videosu çekeceğiz inşallah. İnşallah. Mutfak fayansını boyayacağız. Bakın, bu da böyle müşterimin elmas bir broşu, böyle annesinden kalmış. Bunun eksik elmas taşları var. Kaç tane vardı? 11. 11. 11 tane eksik taşı var. Sami o elmas parçalarını tekrar takacak, eksik olanları. Sonra bize bıraktı tasarımını. Böyle sade günlük kullanabileceğim bir özel bir parça olsun dedi. Şöyle Zümrüt Yakut'a düşündük. Buna dizilecek. Flaşı açsam mı daha iyi anlarsınız dedim ama. Böyle bunu da buna dizeceğiz. Ve çıktık, gidiyoruz şimdi. Annemlerde yemek yiyeceğiz. Ondan sonra sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan evimize gireceğiz Allah'ın izniyle. 4 gün Edi ve Büdü şeklinde Evdeyiz. evdeyiz. Herkes gibi biz de evdeyiz. Şimdiden herkese sağlık dolu mutlu yıllar diliyorum. Eski tablolarımdan bahsetmiştim size, değiştireceğim diye. Şunlardı zaten, biliyorsunuz. Bunları da yine saklayacağım tabii. Arada onları kullanırım. Arada bunları diye düşündüm. Sami onların içlerini değiştiriyor. Bir tanesini değiştirdi ama bunu taksın, her ikisini de size göstereyim. Balım, sen ne yapıyorsun? Balım. 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 Kumsalda arkadaşlarımla görüntülü konuşuyor. Daha hediyelerini vermedik. Bunlarını göster. İnşallah beğenir takipçilerim de. Bu ne? Ha, paket lastiği. Ay, çok beğendim ben. Sami, sen nasıl buldun? Bilemedin mi? Tarzım değil. Balıma bak, nasıl bakıyor Sami. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben çok beğendim.